Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi böyle makina selanik gibi hazır selanik örgüsü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi bakın örneğin böyle harika bir örnek. Erkek çocuklarına yani erkek kazaklarına hırkalar, bayan hırkaları, atkılar, şallar, şapkalar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Çift taraflı. Bakın. Harika bir örnek değerli izleyicilerim. Hem de çok kolay. Şimdi bugün sizlere ilmek atarak başlayacağız modelimizi. Şöyle sizler için örmüş olduğum parçayı da ara ara göreceksiniz. Şöyle. Hemen örneğimize başlayalım. Örneğimiz 2 ilmek üzerinden oluşan bir model. Şöyle 2 şişimize şöyle 10-12 tane falan ilmeğimizi atalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi şurada bir sabitleyelim ilmeklerimiz çıkma yapmasın. Hemen alt ucuna yapacağınız modele göre istediğiniz lastiği ya da hemen örneğe de başlayabilirsiniz. Ben şimdi arka yüzden hemen örneğe başlamak istiyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir düz bir ters olarak modelime başlıyorum sevgili izleyicilerim. Arka yüzden bir düz bir ters. Bakın. Yani ister elde örün ister boyunda hiç fark etmez. Bir düz bir ters nasıl örüyorsanız. O şekilde modelimize başlayabilirsiniz. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra buradaki aroşa olan ilmeğimi yine aroşa örüyorum bakın. Sonrasında şöyle şu ilmeğin alt ucundan yani böyle değil de şu şekilde örüyorum bakın. Yine bir aroşa şu içinden bırakıyorum. Bir aroşa şöyle içinden ilmeğin alt ucundan bırakıyorum. Şöyle daha yavaş anlatacağım. Bir aroşa bakın şu düz olan yerin şöyle içinden örüp bırakıyorum. Yine bir aroşa şu kısmından normalde bir düz bir ters şöyle bu içinden örüp bırakıyorum bir aroşa ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelime şu an başladım. Örgümün şimdi arka yüzüne geldim. Arka yüzünde de hiçbir değişiklik yok değerli izleyicilerim bakın yine aynı şekilde bakın burada düz olan ilmeğimi aynı içinden şöyle örüp bırakıyorum. Aroşa olan yeri de aroşa örüyorum. Aynı bakın devam ediyorum. Harika bir model. Yani eliniz alıştığı zaman zaten ilerleyen bir model bu. Bakın aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Arkalı önlü aynı örüyoruz. Düzlerin şu alt içine batıyoruz ilmeğimizi bırakıyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Burası da arka yüzü. Şimdi yine bir sıra anlatalım. Bakın kenar ilmeğimizden sonra bir aroşa örüyoruz. Sonrasında şu ilmeğin düz olan yerin içine batıyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Bakın zaten örnek kendini belli etmeye başladı. Ben böyle sıramı tamamlarken sizler için örmüş olduğum parçayı yakından görün. Bir iki sıra daha anlatalım. Ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Makina selanik yani
Yalancı selalik de gösterdik ama bu tam bir selalik olan bir model bu. Harika modeller yapabilirsiniz bu örnekten. Şimdi devam ediyorum. Yine kaldığım yerden bakın. Kenar ilmeğimden sonra şöyle düz olan ilmeğin içinden bir ilmek, bir de araşı örüyorum. Tekrar bakın. Düz olan ilmeğin içinden düz ördüm, bir araşı örüyorum. Zaten model hem kendini belli etmeye başladı hem de göstermeye başladı. Ne kadar zevkli bir örgü. Hep söylüyorum, ipiniz kalınsa daha kalın şiş de kullanabilirsiniz. Daha da iri olur böyle o selanik olan yerleri. Bakın, kenar ilmeğimden sonra sıramı tamamlamış oldum. Örneğim biraz puf puf olmaya başladı. Bu son olarak anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Arkalı önlü aynı dedik bakın. Bir araşı ördüm. Sonrasında düz olan ilmeği alt ucunda. Ne kadar basit bir örgü. Yavaş yavaş örüyorum. Şöyle. Bu eskimeyen bir örgü. Yılların selanik örgüsü değerli izleyiciler. Her yaşa hitap ediyor. Yani doğmamış bebeklere de örülüyor. Yaşlılara da örülüyor. Yani yaşanmışlara da örülüyor. Bir model bu. Bakın harika oldu. Beyazdan da çift taraflı gösterelim. Şöyle. Harika bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Zaten örneğimizde de belli. Yani sizler için örmüş olduğumuz modelde de bakın. Büyüdükçe daha da kendini gösterdi. Ben böyle alt ucuna bir düz bir ters lastik örmüştüm. Örnek tam kendine daha net göstersin diye. Dediğim gibi araşı da olur, lastik de olur veya direkt modele de başlayabilirsiniz. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.